Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Deutsch Intensiv A1 ya da Almanca Yoğun A1 ders videolarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu ders videomuzda Dürfen modal fiilini ayrıntılı, yoğun bir şekilde inceliyor olacağız. Dilerseniz öncelikle Dürfen'in çekimiyle başlayalım. Ancak çekimiyle başlamadan önce Dürfen neydi arkadaşlar? Güzel Türkçemizde bunu açıkçası şöyle ifade edebiliriz. Biz mesela bir şeyden, bir otoriteden izin aldığımızda ya da işte burada işte sigara içilmez gibi ya da işte bir annenin çocuğuna izin vermesi gibi hallerde yardımcı fiil Dürfen'i kullanmış oluyoruz. Modal fiil Dürfen'i kullanmış oluyoruz. Güzel Türkçemizde böyle bir yapı yok. Ne yapıyoruz? Yapabilirsin, edebilirsin derken buradaki bilirsin vardır ya arkadaşlar güzel Türkçemizde. Buna denk düşmüş oluyor. Dilerseniz öncelikle bir çekimleyelim. Ondan sonra örnekleri yoğun bir şekilde analiz edelim. Öncelikle Dürfen'i çekimlediğimizde arkadaşlar ben izinliyim, bana müsaade var derken ich darf. Demek ki ich darf, benim müsaadem var, benim iznim var. Du darfst, senin iznin var. Demek ki du darfst, er darf, sie darf, es darf. Demek ki bunu da üçüncü tekilde incelemiş oluyoruz. Bizim iznimiz var diyecek olursak wir dürfen. Demek ki wir dürfen, bizim iznimiz var. İkinci söz gelimi, iki ve daha fazla insan varsa ne yapıyorduk arkadaşlar? İyi diyorduk, öyle değil mi? Sizin izniniz var derken ihr dürft diyeceğiz. Saygı formunda sie dürfen ve onlar derken de sie dürfen diyorduk, öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi dilerseniz örneğimize bir bakalım. Örneğimiz ne diyor? Die Schüler gehen tanzen. Evet arkadaşlar, die Schüler neydi? İlkokuldan liseye kadar olan öğrencileri kapsıyordu. Die Schüler. Peki bunlar üniversite öğrencisi olsaydı ne olurdu? Die Studenten, der Student, die Studentin. Hatırlayacak olursanız bunları nerede görmüştük arkadaşlar? Bunları meslek konusunda görmüştük. Burada ayrıntılı bir şekilde bunlara da değinmiştik. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videolarını izlesinler. Şimdi arkadaşlar burada iki tane eylem var gibi gelebilir ancak die Schüler gehen tanzen. Evet, bu cümleye baktığımızda arkadaşlar güzel Türkçe'de de öyle demez miyiz? Öğrenciler dansa gidiyor değil mi? Dans etmeye gidiyor. Dolayısıyla buraya baktığımızda arkadaşlar gehen'e baktığımızda gitmek, asıl eylemimiz bu. Dans derken tanzen, bu aslında bir nevi bir isim gibi davranmış oluyoruz. Çünkü dans etmeye gidiyorlar gibi düşünmeliyiz burayı. Dolayısıyla die Schüler gehen tanzen. Eylemin demek ki tanzen gehen şeklinde de yorumlanabilir mastarda. Şimdi ben Dürfen denildiğinde ne yapıyordum? Az önce söylemiş olduğum gibi izin hali için geçerliydi. Öğrencilerin dans gitmeye izinleri var diyeceğim. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Dürfen'i kullanmam gerekiyor. Peki bunu hangi kapsamda incelemem lazım? Sie kapsamında, yani onların izni var. Dolayısıyla ne diyeceğim arkadaşlar? Die Schüler dürfen tanzen gehen. Öğrencilerin izni var. Nereye? Dans etmeye izni var derken die Schüler dürfen tanzen gehen demiş oluyoruz. Peki bunu soru formunda inceleyecek olursak ne yaparız? Öğrencilerin dans gitmek için izinleri var mı? Ne diyeceğim o zaman? Dürfen'i başa getireceğim. Bu kadar kolay. Ne diyeceğim o zaman? Dürfen die Schüler tanzen gehen. Öğrenciler dansa gidebilir mi? Ne olacak o zaman? Dürfen die Schüler tanzen gehen? Evet, onlar dansa gidebilir. Bakın burada tekrar die Schüler demeye gerek kalmadan sie yazacağım. Ancak nasıl bir sie? Küçük. Öyle değil mi? Çünkü onlar demiş oluyorum. Bunu büyük yazacak olsak ne olurdu arkadaşlar? Saygı formunda değil mi? Nezaket formu dediğimiz sie olmuş olacaktı. Ancak burada öğrencileri kastettiğimiz için ne olacak bu arkadaşlar? Ya, sie dürfen tanzen gehen. Bakın burada da ne yapmış oluyorum? Olağan bir şekilde buradaki cümleyi aslında buraya getirmişim. Başına da ya demişim. Peki ben hayır, onların dansa gitmeye izinleri yok dersem ne derim? Nein, sie dürfen nicht tanzen gehen. Evet, ne diyor bu cümle arkadaşlar? Hayır, onlar dansa gidemez. Ne diyeceğim o zaman? Nein, sie dürfen nicht tanzen gehen. Öyle değil mi? Şimdi
diyecek olursak onlar dans etmeye gidemez mi? Bunun ne yapacağım? Şimdi olumsuz soru formuna taşıyacağım. Gene yukarıda olduğu gibi arkadaşlar Diofen'le başlıyorum. Ancak olumsuzluk olduğundan dolayı ne olacak arkadaşlar? Nicht formunu getireceğim. Dolayısıyla Diofen'de şöyle nicht tanzen gehen. Yani öğrenciler dansa gidemez mi? Tabii ki gidebilir. Ne diyeceğim? Doch, sie dürfen tanzen gehen. Tabii ki dansa gidebilirler. Şimdi ben burada ya da diyebilirdim pekala. Natürlich de diyebilirdim. Ancak burada doch, niye doch denildi? Çünkü burada bir olumsuz bir form var. Deniliyor ki yapamaz mı, edemez mi, dansa gidemezler mi? Tabii ki. O zaman ne diyeceğim? Doch diyeceğim. Dolayısıyla doch, sie dürfen tanzen gehen. Ya da olumsuzluk yaptığımda bunun aynı buraya taşıyacağım. Nein, sie dürfen nicht tanzen gehen diyebiliyordum değil mi olumsuzluk yaptığımda. Tabi burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar nokta ve büyük harfle başlanabileceği gibi virgülle de cümlemi devam ettirebiliyorum. Her ikisi de doğru bir kullanım şeklidir. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Schüler gehen tanzen. Die Schüler gehen tanzen. Die Schüler dürfen tanzen gehen. Die Schüler dürfen tanzen gehen. Dürfen die Schüler tanzen gehen? Dürfen die Schüler tanzen gehen? Ja, sie dürfen tanzen gehen. Ja, sie dürfen tanzen gehen. Nein, sie dürfen nicht tanzen gehen. Nein, sie dürfen nicht tanzen gehen. Dürfen die Schüler nicht tanzen gehen? Dürfen die Schüler nicht tanzen gehen? Doch, sie dürfen tanzen gehen. Doch, sie dürfen tanzen gehen. Nein, sie dürfen nicht tanzen gehen. Nein, sie dürfen nicht tanzen gehen. Sonraki örneğimizle devam edelim. Das Kind frühstückt morgen in der Klasse. Öncelikle bir anlamlandıralım. Das Kind neydi arkadaşlar? Çocuk demekti. Frühstücken de neydi? Kahvaltı yapmak demekti. Morgen, yarın demek arkadaşlar. In der Klasse, sınıfta. Şimdi ne diyor bu cümle bize? Çocuk yarın sınıfta kahvaltı yapıyor. Bunu geniş zamanlı düşünebiliriz arkadaşlar. Aslında yarın kahvaltı yapıyor derken güzel Türkçemizde de öyle deriz. Yapacak değil mi dediğimizde gelecek zaman olur. Ancak burada geniş zamana yayıldığı için aynen bu şekilde yorumlayabiliriz. Demek ki çocuk yarın sınıfta kahvaltı yapıyor. Dolayısıyla das Kind frühstückt morgen in der Klasse. Şimdi biz bunu çocuk yarın sınıfta kahvaltı yapabilir. Bunun için müsaadesi var, izin veriliyor diyecek olursak Diofen'i getireceğiz. Peki Diofen'i hangi formda inceliyor olmamız lazım arkadaşlar? Üçüncü formda das Kind dolayısıyla es darf şeklinde incelenmesi gerekiyor ki ne yapacağız? İkinci pozisyona fiilin olduğu yere ne yapacağız? Modal fiili yerleştireceğiz. O da nedir? Çekimlenmiş olarak darf. Dolayısıyla das Kind darf morgen in der Klasse frühstück master ve cümlenin sonunda ne oluyor? Fiilimi yerleştirmiş oluyorum. Çekimlediğin ne? Modal fiilim dürfen. Tıpkı diğer modal fiillerde olduğu gibi. Demek ki neymiş arkadaşlar? Çocuk yarın sınıfta kahvaltı yapmaya izinli. Bunun için müsaadesi var. Bunun için izni var derken das Kind darf morgen in der Klasse frühstück demiş oluyoruz. Peki bunun sorusunu soracak olsaydık ne yapardık arkadaşlar? Diofen'i başa getirecektik. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? Gene das Kind'i dikkate almam gerekiyor. Yani E'si dikkate almam gerekiyor. Ne diyeceğim? Darf das Kind, bakın ne olmuş? Diofen'i başa getirmişim. Darf das Kind morgen in der Klasse frühstücken? Çocuk yarın sınıfta kahvaltı yapabilir mi? Bunun için izni var mı? Müsaadesi var mı? Darf das Kind morgen in der Klasse frühstücken? Evet diyeceğiz. Peki olumlu bir cümleyken ne olacak arkadaşlar? Bu yapıyı aynen buraya taşıyacağım. Artık ikinci defa bir das Kind demeye kalmadan ne yapıyorum arkadaşlar? E'sine de devam ettirebilirim. Dolayısıyla ya es darf morgen in der Klasse frühstücken. Bu kadar kolay. Ne diyor demek ki? Evet, o yarın sınıfta kahvaltı yapabilir derken ya es darf morgen in der Klasse
Frühstücken. Peki ben hayır, o yarın sınıfta kahvaltı yapamaz, bunun için izni yok diyecek olsaydım ne diyecektim arkadaşlar? Nein ile, olumsuzluk nein ile başlayacaktım. Burada gene ne olacak? Diyofeni kullanıyoruz ikinci pozisyonda. Nein, es darf morgen nicht in der Klasse frühstücken. Bakın mastar halde frühstücken her zamanki gibi nerede arkadaşlar? Cümlenin sonunda asıl fiilim frühstücken, kahvaltı yapmak. Demek ki cümlenin sonundaymış. Hayır, o yarın kahvaltı yapamaz sınıfta derken ne diyecekmişiz? Nein, es darf morgen nicht in der Klasse frühstücken. Peki ben o yarın sınıfta kahvaltı yapamaz mı şeklinde soru soracak olsaydım ne yapardım? Gene ne yapacaktım? Diyofene cümlenin başına getirecektim ve cümlenin içerisinde ne olacaktı bu sefer? Olumsuzluk nicht olacaktı. Dolayısıyla darf das Kind morgen nicht in der Klasse frühstücken? Yarın çocuk sınıfta kahvaltı yapamaz mı? Tabii ki yapabilir. Ne diyeceğim o zaman? Doch es darf. Demek ki yarın sınıfta kahvaltı yapamaz mı çocuk derken darf das Kind morgen nicht in der Klasse frühstücken? Tabii ki yapabilir. Doch es darf. Bakın bu şekilde de kısa bir formda da yanıtlayabilirim. Doch es darf. Ya da hayır yapamaz, izni yok derken nein es darf nicht. Demek ki olumsuzluğu ben kısa tuttuğumda nein es darf nicht şeklinde de yanıtlayabiliyormuşum. Hep birlikte tekrarlayalım. Das Kind frühstückt morgen in der Klasse. Das Kind frühstückt morgen in der Klasse. Das Kind darf morgen in der Klasse frühstücken. Das Kind darf morgen in der Klasse frühstücken. Darf das Kind morgen in der Klasse frühstücken? Darf das Kind morgen in der Klasse frühstücken? Ja, es darf morgen in der Klasse frühstücken. Ja, es darf morgen in der Klasse frühstücken. Nein, es darf morgen nicht in der Klasse frühstücken. Nein, es darf morgen nicht in der Klasse frühstücken. Darf das Kind morgen nicht in der Klasse frühstücken? Darf das Kind morgen nicht in der Klasse frühstücken? Doch, es darf. Doch, es darf. Nein, es darf nicht. Nein, es darf nicht. Dilerseniz şimdi de diğer örneğimizi geçelim arkadaşlar. Ich sehe nach dem Essen einen Film an. Evet, buraya baktığımızda öncelikle bir anlamlandıralım. Fark ettiyseniz burada ayrılabilir bir fiil var. Hangisi arkadaşlar? Ansehen, öyle değil mi? Ansehen ayrılabilir fiil kapsamında. Hatırlayacak olursanız bunu bu şekilde ne yapmıştık arkadaşlar? Bir yumurta formuna sokmuştuk, öyle değil mi? Ve oradan çatlatmıştık. Sehen aynı zamanda düzensiz bir fiil kapsamında değerlendiriliyordu, öyle değil mi? Ansehen demek ki bir şeyi izlemek. Bu genellikle film için geçerli arkadaşlar. Dolayısıyla ansehen bu şekilde kullanıldığını ayrıntılı şekilde trennbare verben, ayrılabilir fiillerde görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa ilgili ders videosuna baksınlar. Tabii şunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Biz yeni ünitelere, yeni müfredatlara, yeni yapılara geçtiğimizde karşımıza yeni fiiller mutlaka çıkacaktır. Dolayısıyla bu sürekli bir yenileme şeklinde karşımıza çıkacağından dolayı hani tek bir ders videosunda o ilgili ders kalmıyor. Dolayısıyla bunu da farkında olalım. Ansehen önceki derslerde görülmemiş olabilir, görülmüş olabilir, sağlamasını yapıyor olabiliriz. Dolayısıyla yeni şeylerde, yeni yapılarla beraber bu yapılar kullanılıyor olabilir. Dolayısıyla burada da gene böyle bir modal fiil diyofenle beraber ayrılabilir fiil ansehen'i görmüş oluyoruz. Tekrar cümleye baktığımızda arkadaşlar ich sehe nach dem Essen, nach dem Essen neydi arkadaşlar? Yemekten sonra demek. Einen Film, bakın burada akusatiflik var. Bir film izliyorum
Neyden sonra? Yemekten sonra demiş oluyorum. Şimdi ben bunu diyecek olursam ki benim yemekten sonra film izlemeye iznim var. O zaman ne yaparım? Diyofen'i kullanacağım, öyle değil mi? Peki hangi kapsam içerisinde kullanılması gerekiyor? Eş olduğundan dolayı birinci tekilde eş ne olacak arkadaşlar? Eş daf. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, modal fiillerde şöyle bir kural vardı. Ne demiştik? Modal fiil varsa cümlenin içerisinde mastar halde cümlenin sonunda kalıyor, öyle değil mi? Özne ne olursa olsun. Dolayısıyla buradaki mastar fiilimi hangisi? Anziehen. Dolayısıyla ben bunu çatlatmayacağım, yani yumurta çatlamamış olacak. O şekilde, yani mastar halde kalması gerekiyor. Dolayısıyla burada da mastarda kalmış. Ich darf nach dem Essen einen Film ansehen. Bakın, mastarda kalan bir ansehen, değil mi, fiilini görüyoruz. Dolayısıyla yemekten sonra bir film izleyebilirim derken ne yapmış oluyorum? Sadece Diyofen'i ikinci pozisyona getiriyorum ve mastar haldeki ansehen'i cümlenin sonuna atmış oluyorum. Bu zaten olağan bir kullanımdı, öyle değil mi? Şimdi ben bunu soru şeklinde soracak olursam, yani diyecek olursam ki yemekten sonra bir film izleyebilir miyim? Tabii güzel Türkçemizde yemekten sonra bir filmi izleyebilir miyim demem. Öyle değil mi? Yemekten sonra bir film izleyebilir miyim derim. Ancak Almanca'da durum böyle değil. Almanca'da yemekten sonra bir filmi izleyebilir miyim deniliyor ki bu güzel Türkçemizdeki mantıkla pek örtüşmüyor. Çünkü ismin iyi hali var. Dolayısıyla biz bir yabancı dili, hele ki bir Almanca dil Almanca ise, bunu incelediğimizde bunu o dinamiklerde inceliyor olmamız doğru olacaktır. Dolayısıyla bunun soru formuna baktığımızda arkadaşlar, yapabilir miyim, edebilir miyim derken dürfen başa gelecek ve darf ich şeklinde yorumlanacak. Diğer cümle öğeleri sıralanıyor ve en sonunda mastar haldeki fiilim geliyor. Dolayısıyla darf ich nach dem Essen einen Film ansehen. Yemekten sonra bir film izleyebilir miyim? Demek ki darf ich nach dem Film düzeltiyorum. Darf ich nach dem Essen einen Film ansehen. Değil mi? Bu şekilde sormuş oluyorum. Evet, senin buna iznin var. Yemekten sonra film izleyebilirsin diyecek olursa karşımızdaki kişi, söz gelimi bu kim olabilir? Bir baba olabilir, bir babanın çocuğuna söylemesi ya da bir annenin çocuğuna söylemesi gibi de düşünülebilir, öyle değil mi? Çünkü ne demiştik Diyofen için? Bir otorite demiştik. Dolayısıyla anne baba da bir otorite, öyle değil mi? Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? Ya, du darfst nach dem Essen einen Film ansehen. Bakın ne yapmışız arkadaşlar? Buradaki yapıyı aslında aynen taşımışız. İkinci pozisyonda ne oluyordu? Diyofen oluyordu ve mastarda ne oluyor? Ansehen, hiç fark etmez düzenli oluşu, düzensiz oluşu, ayrılabilir oluşu, ne yapıyorum? Mutlaka ama mutlaka mastar halde bırakıyorum. Bakın burada du var ve du'ya göre ne çekimlenmiş oluyor? Modal fiilim Diyofen çekimlenmiş oluyor. Tıpkı diğer modal fiillerde olduğu gibi. Peki ben bunu olumsuz yapacak olsaydım ne yapardım arkadaşlar? Gayet kolay. Ne olacak? Nein, du darfst nicht diyecektim, değil mi? Nein, du darfst nicht nach dem Essen einen Film ansehen diyecektik. Demek ki olumsulamada ne yapıyorum? Du darfst nicht demiş oluyorum. Peki ben sorumu olumsuz şekilde soracak olursam, yani ne demek istiyorum? Yemekten sonra bir film izlemez miyim? Ne diyeceğim o zaman? Darf ich nicht diyeceğim, değil mi? Darf ich nicht nach dem Essen einen Film ansehen? Bakın arkadaşlar, gene olumlu sorudakiyle aynı, değil mi? Diyofen'i getirmişim. Darf ich nicht nach dem Essen einen Film ansehen diye sorumu soruyorum. Tabii ki iznin var. Ne olacak? Doch, du darfst. Hayır, iznin yok. Nein, du darfst nicht. Demek ki uzadıya şöyle de diyebilirdim. Nein, du darfst nicht nach dem Essen einen Film ansehen. Ama kısaca nein, du darfst. Düzeltiyorum. Doch, du darfst. Ya da nein, du darfst nicht şeklinde de kısa tutmuş olabiliyorum bu yapıları. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım.
Ich sehe nach dem Essen einen Film an. Ich sehe nach dem Essen einen Film an. Ich darf nach dem Essen einen Film ansehen. Ich darf nach dem Essen einen Film ansehen. Darf ich nach dem Essen einen Film ansehen? Darf ich nach dem Essen einen Film ansehen? Ja, du darfst nach dem Essen einen Film ansehen. Ja, du darfst nach dem Essen einen Film ansehen. Nein, du darfst nicht nach dem Essen einen Film ansehen. Nein, du darfst nicht nach dem Essen einen Film ansehen. Darf ich nicht nach dem Essen einen Film ansehen? Darf ich nicht nach dem Essen einen Film ansehen? Doch, du darfst. Doch, du darfst. Nein, du darfst nicht. Nein, du darfst nicht. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde dürfen modal fiilini yoğun bir şekilde ayrıntılı analiz ederek incelemiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.